en çok üzüldüğüm konu şu Ece Hanım. Asker delege lafı. Efendim Kemal Bey'in şu kadar asker delegesi var. İşte şu şehirden şu kadar asker delege. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hepimiz askeriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Başka kimsenin askeri değiliz. Bizim delegemize asker delege demek başta delegeye hakarettir. Bu delegenin bu delegenin böyle şah damarında iki şey atar. Ülke ve Atatürk sevgisi ve o şah damarındaki ülke ve Atatürk sevgisi neyi gerektiriyorsa onu yapar. Yani efendim 4 ay sonra yerel seçimler var kongreden. O sürece yönelik olarak taktiksel davranayım ya da yani şunu söylemek istiyorum. Diyorlar ki bazı şehirlerdeki belediye başkanları yeniden aday olmak için üzerlerinde hakimiyet kurdukları delegelere genel merkeze destek verdirecekler. Bizim delegemiz öyle bir insan değil. Bizim delegemiz, bizim belediye başkanımız öyle insanlar değil. Bizim delegemiz kulağına ne üflendiğine değil. Biraz önce siz duymuşsunuz bir yerde anlatmıştım. Bizim delege bugünlerde berberde. Ben de delegelik yaptım çok. Şimdi doğal delegeyiz ama seçilmiş delegeydim ben. Yılmaz Özdil'in hatırlamadığı tarihlerde. Ve partinin seçilmiş delegesi olarak geldiğim örneğin 2010'daki kurultayda... Ee, ben de berbere gittim bir hafta önce. Düğüne gider gibi bir hafta önce, üç gün önce, 4 gün önce tıraş oluruz biz. Orada berber tıraş ederken bizim delegeyi diyorsa ki kulağına abi bir değişim olmazsa işiniz zor. Abi millet sandığa gitmeyecek aman ha bir değişim yapmanız lazım diyorsa bizim delege kulağına üfleneni değil kulağından duyduğunu yapar. Sabahleyin ekmek aldığı fırıncıyı dinler. Gazete aldığı bayisini dinler asansöre bindiğinde bizim delegeyi asansöre genel merkezci olarak sokarsınız 3 kat asansör çıkar değişimci olur çünkü dördüncü kattaki 20 yaşındaki kız oy verdim ama bir dahakine vermeyeceğim ben yurt dışına gideceğim diyorsa o genç kadın bizim delege kulağına söyleneni değil asansördeki 20 yaşındaki genç kadını dinler bundan hiç şüphem yok benim o yüzden cumartesi günü önemli bir başarı bekliyorum sandıktan. Şimdi delege e, asansördeki 20 yaşındaki genç kadını dinler ve berberi dinler ama Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiyi iyi bir sosyal demokrata devredeceğim ama görünür hale gelmesi lazım dedi. Şimdi bununla ilgili çok konuştunuz biliyorum. Ama burada size sorulmayan ya da benim kaçırdığım belki de sorulmuştur. Çok önemli bir şey daha var. Şimdi e, devredeceğim kısmına tabii ki herkes takıldı. sizde. de kim o şehzade acaba heriniz görünür olmayan kafesteki şehzade benzetmesi yaptınız hatta. Bunları hep biliyoruz konuştuk ama burada başka bir şey var. Bu cümle sanki asla cumartesi pazar günü bir kongre olmayacak. Asla sizin bir seçilme ihtimaliniz yokmuşçasına kesin Kılıçdaroğlu seçilecek. Sonra da gönlü istediğinde o şehzadeye kafesteki şehzade kimse devredecekmiş gibi bir cümle. Şimdi dolayısıyla Hani siz az önce çok büyük bir sorumlulukla bir şey söylediniz bana. Ben size cevap veririm de sonra seçilmezsem pazartesi günü o gölgeye de bırakırım partimi ve partimin çalışmalarını dediniz. Ama aynı sorumluluk alınıyor mu acaba? Şimdi ben bu açıklamaya bir de böyle bakarım. Şimdi Ece Hanım dö ben birkaç yerde de ifade etmeye çalıştım. Tabii bu şehzade meselesi hani... Ee, Fatih Sultan Mehmet'in katil kardeş katli e, imparatorluğun devamı için vaciptir kanununun 1. Ahmet tarafından yürürlükten kaldırılmasından sonra şehzadeleri korumak ve e, saltanatı korumak için göya harem dairesinin yanında bir kafes var çünkü bilmeyen bunu yanlış anlayabilir bu şehzade hangi kafeste o kafesten devletin yönetilişini de bir yerden izliyorlar ama kimse onları bilmiyor. Bir tek mevcut padişah biliyor. Hatta padişah bazen o kadar uzun yaşıyor ki şehzade yaşlanıp ölüyor. Padişah o kadar uzun yaşıyor ki şehzadelerden akıl sağlığını yitirenler oluyor o kapalı devre yaşam içinde falan. O yüzden liderin bilip kimsenin görmediği ne lider adayı demezler şehzade derler. Ben buna itiraz ettim burası çarpıcı diye. Herkes buradan aldı okudu. Ama dört ana sorun var ifadede. Birinci sorun tam dediğiniz gibi bunu birkaç canlı yayında ifade ettim. 1200 seçilmiş delegemize hiç kendinizi Ankara'ya kadar yormayın. Siz bu yönetimi değiştiremezsiniz. Böyle bir etkiniz yetkiniz yok. Cumartesi ben seçileceğim diyor Sayın Genel Başkan. Yani delegeyi hiçleştiriyor. Delegeyi değersizleştiriyor. Ben buna çok itiraz ediyorum. Birincisi bu. İkincisi Genel başkan siyaseten ve parti içinde son derece nazik bir insandır. Sayın Genel Başkan'ın bu ifadesi bana Örsen Öymen'e falan küçük düşürücü hakaret ahmiz bir ifade gibi alabiliriz. Çünkü basit bir tanım yapıyor. Parti tarihini bilen iyi bir sosyal demokrat. Ve biz o değiliz. Ama partide böyle yüz binler var. Ve bu yüz binlere değil o birisini biliyormuş. Onu görünür kılacak. Bu da kötü bir şey. Ve Yine bu mevzunun Cumhuriyet Halk Partisi açısından sıkıntılı tarafı biz mecliste şöyle övünüyoruz. Bizim liderimize rakip çıkabiliyor. Bizim genel başkanımız çoklu yarışlara giriyor çıkıyor. Biz de aday olursunuz ve seçimle değiştirebilirsiniz. Biz de bir gelen gitmemezlik etmiyor diyoruz. Örneğin Ak Partili bir arkadaş şöyle demişti. Liderine rakip çıkan parti mi olur demişti. Biz de dedik ki tam böyle olur zaten çıkmıyorsa onun adı parti değil onun adı hanedan. Onun adı başka bir şey. Liderine rakip çıkar ve demokrasi budur. Bizim mecliste grubu bulunan partiler içinde işte AK Parti'de çıkamaz. MHP'de çıktı içinden İyi Parti doğmak zorunda kaldı. Kurultaylar iptal edildi falan. İyi Parti'de henüz çıkmadı. E, HDP'nde eş genel başkanları belirlenmiş olarak salona giriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir parti değil ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumu bir kusur değil, övünülecek bir durum. Bu övüne övündüğümüz durumu Türkiye içinde bakın düşünsenize ya CHP de olmasa Türkiye parlamentosunda grubu bulunan hiçbir siyasi partinin liderine rakip çıkamıyor olsa, çıkmıyor olsa, kongreyle değişmiyor olsa. Bu Türkiye içinde çok ayıplı bir durum değil mi? Şimdi böylesine bir kıvanç kaynağını elimizden alan ve devretmeye söyleyen bir yaklaşım. Devir mülkiyette olur. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu partide kimseye mülk değildir. Bu partinin tapusu ne Kemal Bey'de ne bende. Allah gani gani rahmet eylesin. Ecevit'te de yoktu İsmet Paşa'da da. Ama illa tapuda ne yazıyor derseniz üstünde bir tek isim yazıyor. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ü seven herkesin partisidir bu parti. Ben öyle bakıyorum. Baba evidir. Anamızın kucağı kadar sıcaktır, baba evidir. Biz baba evinde çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz, baca tütsün diye odun çekenleriz. Ama herkes bilir ki baba evine doğmuştur, sonra büyüğüne gitmiştir, küçüğüne razı olmuştur, uzakta oturur, yakında oturur. Ama baba evinde o çorba kaynar, ihtiyaç duyarsa gelir. Türkiye'ye partinin kapılarını açmak, baba evine davet etmek lazım. Mahkeme, kadıya... Partiler genel başkanlara mülk değildir. Peki Sayın Özel, ee, işte o baba evine e, şu anda gelmiyor çünkü karanlık sokakta sırtını döndü gidiyor. Sizden duygusal olarak koptu. O... Yok yok döndürdük bayağı. Döndürdünüz döndürdük mi? bayağı. Şöyle Ece Hanım buraya şöyle şimdi bu ben o hissiyatla aday oldum. Yani o duygusal kopuşa engel olmak için bir şey yapmalı dedim. Değişim sürecine katkı verdim. Bir buçuk ay boyunca konuşmam gereken herkesle konuştum. Gerekirse fedakarlık yaparım. Gerekirse sorumluluk alırım dedim. Bana sorumluluk almak düştü. Yine o bir buçuk iki ayda partinin hem tecrübeli isimleriyle hem genç dinamik isimleriyle hem dünyaya baktık hem Türkiye'ye baktık. 60 sayfalık değişimin yüzyılı yüzyılın değişimi diye isimlendirdiğimiz bir tutum belgesi yayınladık. İç politikadan dış politikaya milli savunma stratejilerinden Ekonomiye kadar partinin içinde bulunduğu durumu hangi tüzük değişiklikleriyle değiştireceğimizi ve nasıl bir değişimi gerçekleştireceğimizi anlattık. Sonra da aday oldum. İl kongrelerine gittim. İl kongrelerinde önemli bir destek gördüm. Yani İzmir'den başladık. Konya, Karaman, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Adana, Kocaeli, Kastamonu, Düzce say say bitmez. Hepen hepsinde. Biz bu partiyi birlikte ayağa kaldırırız dediğimde salon ayağa kalktı. Yüzlerce görüntü var. Arkadaşlardan isterseniz belki yarın akşama Özgür Özel'in katıldığı bir tek İzmir İl Kongresi'nde büyük bir salon, zorlu bir ses sistemi falan diğer bütün il kongrelerinde salonun önemli bir kısmının bazen birçoğunda tamamının ayakta alkışladığı bir süreci yaşadık biz. Devamında gidemediğim il kongrelerine gittim Ece Hanım. Gidemediğim il kongrelerini ile ziyarete. Parti tarihinde pek rastlanmayan bir şey oluyor Ece Hanım. Kütahya'ya gidiyorum sabah 10. Kapıda ben diyeyim 400 siz deyin 600 kişi, 300 kişi, 500 kişi. Kütahya'da kapıda bekliyorlar. Alkışlıyorlar. Değişim diye tezahürat yapıyorlar. Ben önce elimdeki mikrofonla orası Antalya olabilir bilmiyorum neresiydi tam hatırlamıyorum. Ortada görüntüde akan yerde. Önce kapıda konuşuyorum. Halka, partililere değişimi konuşuyorum. Sonra girip delegeleri konuşuyorum. Oysa ki bundan önceki yarışları hep gördünüz. İl başkanından randevu alınır, delegelerle bir yerde oturulur, sohbet edilir, destek istenirdi. Ben bu ilk önce Kütahya'da bir sabah başlayan, Afyon'da devam eden, Isparta'da devam eden, Antalya'da devam eden, Mersin'de devam eden, Kocaeli'nde devam eden meseleyi baştan sona gittiğim her yerde yaşadım. Ve şu anda değişim bir umut örgüt ayağa kalktı yapılan araştırmalar en son ben görmemiştim partiye yollandığında geliyordu. Şimdi fiilen görevi bıraktım diye bana iletilmedi bütün abonelerine yolluyor metropol araştırma ee, değişim yani e, Türkiye'nin nabzı bültenini metropol araştırma Ekim ayınınkini 25 Ekim'de bütün her yere yollamış görmemiştim bugün birisi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkan olsun sorusuna Türkiye genelinde yüzde 46 Özgür Özel, yüzde 21 Kemal Kılıçdaroğlu demiş. Ve yine Cumhuriyet Halk Partililere sormuşlar. Yüzde 21 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 59 Özgür Özel. Metropol araştırmanın ilgili sayfaları, künyesi olan, nerede yapıldığı belli olan, bütün büyük şirketlerin ve tüm partilerin abonesi olduğu... Bir araştırma şirketi. Ben hiç bilmiyordum. Bugün öğrendim. Bir Kasım oldu. Böyle bir şey varmış. Yine e, Optimar şirketi geçmişte seçim sonuçlarını tama yakın tahmin eden çok benzer bir araştırma yayınladı. Sonuçları benzer. Biz o karanlık sokakta küskün gideni bir durdurduk. Değiştireceğiz dedik. Döndüler bakıyorlar bizim eve. Ve biz bu evin ışıklarını yakarsak, kapılarını açarsak, önünü sularsak, onlar eve dönecekler kimse merak etmesin. Ve herkes diyor ki bu değişim meselesi CHP'de bir dinamizm de getirdi, bir heyecan getirdi, bir yarış getirdi. Şunu düşünsenize, 100 yılın seçimini kaybetmişsiniz ve hiçbir şey olmamış gibi hepimiz duruyoruz. Bize selam veren çıkar mıydı bundan sonra? Hiçbir şey olmamış gibi heyecanım. Desek ki yani hem insanlara demişiz ki 100 yılın önemli seçimi. Yani hem demişiz ki Atatürk ve silah arkadaşlarına ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine husumet duyanları iktidardan götüreceğiz yerine Atatürk'ün Partisini getireceğiz. Bu motivasyonu vermişiz örgüte sonra da bu seçimi bir şekilde kaybetmişiz ve sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Özgür Özel de çıkıyor mesela diyor ki seçimi kaybetmedik ki sadece kazanamadık. Öyle diyorlar ya yenilgiye isim buluyorlar. Bunu ben de söylesem hepimiz söylesek bu partiye insanlar dönüp bakar mı? O yüzden ben koştum ve dedim ki düşündüğün gibi değil değiştireceğiz dedim ben. Döndü, inanıyor, değişeceğimize inanıyor. Ve eğer benim e, delegem sokağa görürse, sokağa duyarsa, sokağın gereğini sandıkta yaparsa biz onlarla bu evde düğün yapacağız, bayram yapacağız Mart ayının sonunda.